Mübarek beden nerededir peki hocam? İmamın mübarek bedeni çok sorulan bir soru. Bedeni baş bedenin yanında mıdır? Yanında mıdır? Değil midir? Çünkü mızrakların ucuna takılıp şehir şehir ülke dolaştırıldı. Mübarek başı bedeninin yanındadır. Ben bu sorunuza Malik kardeşim İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bir buyruklarıyla cevap vermiş olayım. Birisi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a sordu. Yebna Resulullah, ey peygamberin evladı. Ceddiniz Hüseyin Aleyhisselam'ın bedeni şu an nerededir? Hazreti Sadık Aleyhisselam, Kur'an-ı Natık Aleyhisselam buyurdular ki, senin bedenin, cüssen çok küçüktür ama sorduğun soru çok büyüktür. Çok büyük, azametli bir şeyi bana sordun. Ceddim Hüseyin'in bedeni mezarındadır. Ruhu ise Arş-ı A'la'nın arşın sağ tarafında dedemiz Resulullah, Hazreti Ali, annemiz Hazreti Fatıma ve İmam Hasan'ın yanındadır. İmam Hüseyin Aleyhisselam arşın sağ tarafından alemde iki noktaya nazar eder. Yeryüzünde iki noktaya nazar eder, bakar. Onlardan bir tanesi kabrinin ziyaretçilerine bakar. Ki yaklaşıyor erbe'in günleri. Allahu Azze ve Celle erbe'incileri her geçen yıl milyonlarla sayısını artırsın. Tamam. İmam Hüseyin Aleyhisselam arşın sağ tarafından kabrinin ziyaretçilerine bakar. Ve bir de kendisine eza tutulan yas meclislerine bakar. Bakın iki nokta çok önemli. Eza yapılan yas meclisleri. Şu an biz de bir nevi burada eza meclisi yapmaktayız. Eza yas meclisine gelenlerin sayısı illa da 3-5 bin olması gerekmez. Tek kişi de var. Hazreti Cebrail Kerbela'yı anlatmıştır. Hazreti Adem ağlamıştır. İki kişi. İki zat, melek, Adem. Hazreti Cebrail Kerbela'yı Hazreti İbrahim'e anlatmıştır. Hazreti İbrahim ağlamıştır. İki nokta görüyoruz bakın. Hazreti İsa da hakeza. Şu anda biz burada eza yas meclisi halindeyiz. İzleyicilerimiz de evlerinde eza yas meclisi halindeler. Onun için bu rivayeti, bu cevabı işitsinler. Kalplerinde inanıyorum ki çok şad olacaklar, mutlu olacaklar. İmam Hüseyin Aleyhisselam kabrinin ziyaretçilerine bakar. İki, kendisine eza ve yas meclisleri yapılan meclislere bakar. Ve sonra döner dedesi Resulullah'a. Dede ya Resulullah. Baba ya Ali el Murtaza. Ana ya Fatıma. Kardeş ya İmam Hasan Aleyhisselam'a döner. Ve bunlardan bir şey ister. Benim adıma eza yas meclisi yapılan meclislere gelip oturanlara Allah'tan istiğfar dileyin, onlara dua edin. İstirham eder bunlardan. Malik kardeşim, eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam, dedesi Resulullah'tan, babası Ali'den, annesi Hazreti Fatıma'dan, İmam Hasan'dan salatü selam cümlesinin üzerine olsun, bir şey isterse sorarım size, bunların hayır demesi mümkün mü? Kabul etmemesi mümkün mü? Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Reddetmeleri mümkün değil. Kabul etmemeleri mümkün değil. Peki Peygamber Efendimiz Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, İmam Hasan Allah'tan bir şeyi isteseler Allah'ın onların duasını reddetmesi mümkün mü? İşte bakın İmam Hüseyin Aleyhisselam iki noktaya ki nazar ediyor. Demek ki o iki nokta Hazreti Hüseyin'in kalbinde çok mühim nükteler. Bir, kabrine ziyarete gidenler. İki, kendisine eza ve yas meclisleri yapılan meclislere nazar eder. Oraya gelenlere nazar eder. Allahu Azze ve Celle son nefesimize kadar bizi bu iki noktadan ayrı düşürmesin inşallah. Dolayısıyla oraya kabrine nazar ettiğine göre oradan gelen ziyaretçilere demek ki bedenin de başı da oradadır. Çünkü eyvallah. Bazı insanların aklında soru işareti var, bedeni Kerbela'da da ama başı şehir şehir dolaştırıldı, acaba yerine getirildi mi diye. Getirildi. Allah bize ziyaretini, şefaatini nasip eylesin. Amin inşallah. Hocam.